yapacağız? Yaprak sarması. Yaprak sarma. Biz ama de burada... pırasa sarması. Pırasa sarması, yaprak sarması, asma yaprağı zaten. Evet. Bunu az çok biliyoruz ama pırasa sarmasını ben ilk kez görüyorum. Hatta bir tanesini sarmışım bile. Evet. Valla. iç harçlarında et yok. Zeytinyağlı. Evet, zeytinyağlı. Zeytinyağlı sarma yapacağız efendim. Asma yaprağımızla ve pırasamızla yapacağız. Ben her iki tarafı da destekliyorum. Her iki tarafa da yardımcı olacağım. Yardımımın ne kadar etkisi olur gerçekten ben de bilmiyorum ama hadi o zaman hanımlar sarmaya başlayalım demeden önce iç harcında neler var onu söyleyelim. Belki farklı bir şeyler, farklı lezzetler söylersiniz. Alternatif yaratır. İkisinin harcı aynı mı? Evet. Aynı. Ha, ne var içinde? Soğan. Tamam. Salça, pirinç, maydanoz. Pirinç var. Evet. Maydanoz var başka? Nane. Nane. Karabiber. Pul biber. Pul biber. Evet o kadar. Haydi o zaman başlayalım. Başlayalım. Sen zaten hazırlamışsın hayatım. Hepsi kendi bahçemizin baharatları da. Sen bir sar bakayım o muskayı nasıl yapıyorsun. Dur şundan başlayacağım. Önce kötü haber. Sonra iyisi. Amasra özellikle turiste çok açık. Yerli, evet. Yabancı turist, özellikle yerli turist. Bu yani Türkiye'yi seven insan Amasra'yı bilir. Evet. Gezmeyi seven insan Amasra'dan yolu geçer. Evet. Siz mesela şimdi bizi izliyorlar hanımlar, beyler. Amasra'da nasıl geçiyor hayat? Güzelliğini böyle birazcık buraları bir anlatsanıza. Size anlatın desem nesini söylersiniz? Küçük yer. Balığı çok güzel. Balığı çok güzel hem de. Mis gibi balığı. Balığı denizi güzel. Var. Evet, denizi güzel. De var. Doğası güzel. Evet. Yeşilliği, her şeyi güzel yani. Yeşiline zaten doyamıyorsunuz. O kadar güzel bir yeşil ki her tonu var. Evet. Karadeniz'in işte tüm güzelliklerini almış bir ilçe. Zeytinyağlıyı da yapıyoruz. Size bir türkü söyleyen mi? Olur. Söyle. Sever misiniz? İsteriz. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman, ben efendim diyemem aman. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Asmadan üzüm aldım, sandıkta çeyi sardım. Sandıkta şeyi sardım. Verin benim yârimi, annemden izin aldım. Annemden izin aldım. Hadi kızlar. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Bravo. Çok güzel. Ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Ne güzel sesin var değil mi? Evet, evet çok, çok güzel. Daha dinlersiniz artık. İnşallah. Şimdi bana kızmayın sakın. Hmm. Bu özellikle asma yaprağı tarzında sarmaları böyle incecik sarıyorlar ya. İçine hiç koymuyorlar. Ot yiyorum ben onunla. Yani. Onun gibi bir şey. Aynen öyle. Etlisinde de öyle yapıyorlar. Zeytinyağısında da azıcık bir şey içi olacak değil mi? Evet. Biraz böyle iç oldu mu daha lezzetli oluyor. Kalem gibi olsun, ince olsun diye demek ki içine bakmıyorlar. Aman neymiş efendim kalem gibi sardık. Yahu evet. Yiyemedikten sonra kalemi ne yapalım ayol? Kalem yemeyeceğiz. Sarma yiyeceğiz. Biz bunu konservesinde yapıyoruz. Neyin? Dolmanın.
sarmanın konserisini. Öyle mi? Onlara dolduruyor, sarıyoruz. Şimdi bu mevsimde çok yapılıyor. Aa ne güzel. Hazır şeyde yani, sarıp pişmiş. Kavanozlara doldurup kazanda kaynatıyoruz. Kazanda kışın kaynatıyorsunuz. Hazır kışa hazırlık. Evet. Hemen çıkarıp hop diye. Tabii. En çok da misafir geldiği zaman işimize İşe yarıyor değil mi? Evet. Doğru doğru. Ama şu çünkü hazır iş. Şu pırasa hakikaten benim için enteresan oldu. Üçgen üçgende sardım. Yaparsın at şimdi. Ne? Yani sen de sararsın dedim. Yapabiliyorsun nasılsa. Yaparım. Deyip yapmadım. Peki şimdi biz bunları efendim sarma sararken, dolma doldururken muhabbet biter mi? Bitmez. Biz bu muhabbeti hayatta bitiremeyiz. Gördüğünüz gibi saracağız. Dolduracağız içlerimizi, sarmalarımızı. Ondan sonra güzelce pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz.